Merhaba sevgili izleyiciler, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz ve festivali sizler için takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Okul Tıraşı filminin ekibiyle birlikteyiz ve hemen hoş geldiniz diyoruz sizlere yayınımıza. Evet. Okul Tıraşı filmini izledik, gerçekten uluslararası başarıları var filmin ve bu kez de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor. Öncelikle Cansu Fırıncı oyuncularımızdan, Ferit Karahan yönetmeni ve Melis Selçuk yine siz de oyuncuları arasındasınız. Şimdi filmin yolculuğuyla başlayalım. Gerçekten hani bir yatılı okulda geçiyor ve biz o çocukların gözünden yani belki de yaşadığımız sistemi sorgular hale geliyoruz. Yönetmeniyle başlayalım. Nasıl, sizin kendi özel deneyimleriniz var mı filmle ilgili? Yani hani bir yatılı okulu gözlemlediniz mi ya da bir yatılı okulda bulundunuz mu? Şimdi, 90'ların başından sonuna kadar yatılı okulda okudum ben. YİBO'da okudum. Sonra lisede, bizimki liseye dönüştü. Orada devam ettik. Zaten çok hakim olduğum bir atmosfer. Okul da öyle. Burada benim için önemli olan şey şuydu. Yani tam bir yatılı okulda çıkıyor ama bir Türkiye, yani ülke haline büründürmek önemliydi benim için. Yani şu anki içinde bulunduğumuz durumu refere eden ve yarına kalacak bir iş yapmak istiyordum açıkçası. Bunu yaparken de biraz da polisiyenin kıyısında, köşesinde dolaşmak istiyordum. Yani herkesin aslında Türkiye'de yani bilindik anlamda bir polisiyenin mümkün olmadığını, çünkü rasyonel hukukun olmadığını, polisiyenin mentalitesinin aslında suçlunun alanıyla polisin alanının çakışmasıyla ilgili olduğunu biliyordum. Ama bir şekilde bunun bir polisiye evrimenin, herkesin bir belli anlamda suçlu, herkesin zamanı geldiğinde polis olduğu bir düzleme dönüştürmeye çalıştım açıkçası. Evet, deneyimlerim var, atmosfere çok hakimim. Ama senaryo, az önce de bahsettim, senaryo çok uzun bir sürede yazıldı. 7 yıl, 7 gün gibi. Böyle artistik gelebilir ama gerçekten öyleydi. Yani böyle bir yolculuğu oldu açıkçası. Evet. Şimdi hemen Jones Bey'e sormak istiyorum. Şimdi gerçekten film izlediğimiz zaman bizleri çok şaşırtıyor. Duygudan duyguya girmemize neden oluyor. Siz orada öğretmenlerden birini canlandırıyorsunuz. Ve bazen kızıyoruz ama bazen kızmayıp biraz da hak da verebiliyoruz. Size senaryo geldiğinde siz hangi duygularla evet ben bu filmin içinde yer almalıyım dediniz? Ya şimdi film bir yerellikte, bir okulda, bir yatılı okulda geçiyor ama biraz böyle kuş bakışı bakmaya başladığınızda o okul olmaktan çıkıyor, bir coğrafyaya, bir bölgeye dönüşüyor, sonra bir ülkeye dönüşüyor. Biraz daha yükselip baktığınızda da burada karakterleri değiştirin, herhangi bir ülkeye taşıyabileceğiniz bir film bu. Çünkü o ya da bu oranda despotik uygulamaların olduğu, bunların uçlarının birbirinden farklı olduğu, toplumsal ilişkiler dünyanın her yerinde var. Dolayısıyla meseleye böyle baktığınızda aslında o atmosferin içinde dünyadaki çok önemli sorunsallardan birini görüyorsunuz. Benim de bir yatılı okul deneyimim oldu. Ben askeri okul terkim. Benzeri koşulların, benzeri koşulların farklı bir yerini 6 ay kadar deneyimledim. Erken sayılabilecek bir yaşta, lisede. Dolayısıyla benim de hakim olduğum bir ortam aslında. Ve şunu biliyorsunuz. Ya, mutlak iyi, mutlak kötü insan yoktur. Şeyden örnek vereyim. Kelebek filmi, Papillon filminde işte filmin sonuna doğru o dipdiri gardiyanın nasıl yaşlandığını, çöktüğünü görürsünüz. Mahkumlarla beraber o da yaşlanmıştır. Çünkü hapishane dediğiniz, baskı ortamı dediğiniz şey, orada o baskıya uğrayan kadar o baskıyı temsil edenleri de aslında dönüştüren ve yıpratan bir şeye sahip aslında, güce sahip. Bence bizim filmimizde de karakterler biraz öyle. Ne iyi ne kötü. Yani o düzenin onlara dayattığı şeyi yapıyor. Evet, çünkü öğretilenler. Hemen Melih Bey'e dönmek istiyorum. Sizin dahil olma süreciniz, size senaryo geldiğinde siz hangi deneyimlerle yer almak istediniz? Ya şöyle oluyor. Biz çok bilinmez ama bu sektörde en çok senaryo okuyan grup biziz galiba, oyuncuyuz. Yani biz her sene onlarca senaryo okuyoruz. O yüzden bir süre sonra elma ile armudu birbirinden çok rahat
ayırt etmeye başlıyorsunuz. Senaryo geldiğinde hayatımda gördüğüm en kısa senaryolardan biriydi. Ama tabiri caizse yumruk gibi bir senaryoydu hani. Hı hı. Az ve öz diyebileceğimiz bir senaryoydu. Ferit'e de söylemiştim hatta. Direkt ben anında okudum, menajere döndüm, tamam dedim. Hani ne olursa olsun tamam dedim. Anlıyorsunuz, ya, kendini belli ediyor. Hani evet. Nasıl bir şey çıkacağı, kalitesi ne olacağı, neyi, derdi ne, bunu ne şekilde anlatıyor, tarzı ne olur. Hepsini fark ediyorsunuz ve ortaya çıkacak şeyin güzel olduğunu hayal ettim ben. Hemen tamam dedim. Olmak istedim yani. Peki yani hep böyle konuşulan bir şey vardır. İşte diyelim ki bir öğretmen ataması yapılacaksa işte doğuya gitmek istemez ya da çıktığında hani bir hayal kırıklığı yaşar. Hani şimdi aslında karakterlerimiz batıdan doğuya giden öğretmenler değil mi? Peki o hani onu deneyimlemek yani sizlerin hayatında nasıl bir şeye neden oldu? Gerçekten hani o öğretmenleri anlayabildiniz mi? Ya onun bence Cansu'nun cevaplaması lazım. Ben zaten oradan geliyorum. Doğulu olduğum için. Yani biz evet. Şöyle bir katkısı var aslında bence. Yani şimdi Melih hiç dışarı çıkmadı setten. Yani Cansu bir defa gitti. O da oyunu vardı. Önemli bir şey vardı. O da 9 saat yolda kaldı. yani şimdi sabah kalkıyoruz. Çekim yapıyoruz. Biz böyle insani çekim koşullarını önemseyen bir ekibiz. Yani günde 10 saati 12 saati aşmıyoruz. Yani totalde zaten hesapladığımızda 8 saate falan denk geliyor çekim yaptığımız süre boyunca ama oyuncu da sonuçta sabahleyin geldiklerinde kıyafetlerini giyiyorlar. Atıyorum 5 saat sonra bile oradalar. Evet. Ve zeki insanlar ki ben oyunculuğun bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Zeki insanlar bir şekilde oradaki normal yaşam akışını, insanları, öğretmenleri görüp onlara benzemeye çalışıyor bir şekilde. Çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Evet, ben Cansu Bey'in zaten hani dünya görüşünü ve oynadıkları oyunlardan biliyoruz. Hani çok konunun yabancı olmadığını da biliyoruz zaten. Melih de zaten orada çok çok hakim. Evet. Şimdi Melih Mardinli bir arkadaşımız. Yani oradaki öğretmenleri de biliyor, öğrencileri de biliyor. Baskıyı da biliyor, tarihi de biliyor. O yüzden çok rahat. O zaman soruyu değiştiriyorum. O zaman oyuncu seçimini soralım. Diyelim ki hani düşündünüz değil mi o zaman? Hani biraz oralı olsun, biraz hayata buradan baksın dediniz o zaman oyuncuları açıkçası, seçerken. Açıkçası hayır. Yani şeyi ya benim için Melih'i yani Melih'i Gülistan önermişti. Ben Süt'te izlemiştim ama hani neye benzediğini bilmiyordum ondan sonra. Cansu'yu da Gülistan kız kardeşi önermişti. Ben fotoğraflarını görür görmez görüşmek istedim. Ve hemen söyledim. Hemen konuşur konuşmaz da şey dedim yani. Ama direkt insanın kendi öğretmenlerini hatırlatıyoruz ya. Öyle. Hatırlatıyorsunuz. Bu arada yani şimdi bizim kast ekibi yüzlerce insan, yani binlerce insan gönderiyor. Yani onlara değil de hani bizimkilerin yani işte Gülistan ve Mizgin'in önerdiklerini seçmek biraz acayip oldu çünkü bizim iki tane kast ajansımız vardı. Fakat bir şekilde sizi yakalıyor. Yani ya özellikle mesela Kenan'ı oynayan çok kritik bir noktadaydı. Yani mesela Cansu'nun daha fazla rolü var şeyin ama hani Kenan meselesi çok böyle altından kalkması zor bir rol. Çok majör çünkü. Çok bir şeyle itham ediliyor. Evet. Onun tonunu ayarlayabilen bir oyuncu olması benim için çok önemliydi. Ayarlayabildim mi hocam? Evet, benden değil insanlardan diyeceksin. Ya şöyle, şimdi bir karakter oynayacaksınız ya, aslında ben yatılı okulu öğretmen olarak bulunmadım. Yani öyle bir hayat sürmedim. Bir anahtar arıyorsunuz. Orada da senaristin ve yönetmenin belki yani izlenilen filme o anlamda yansımayan, onun gösterilmediği ama altında yatan bir buzdağı var. Biz Ferit Hoca ile ilk konuştuğumuzda rol üzerine bana çok kilit bir şey söyledi. Dedi ki bu adam oralı. 3 çocuğu var. İlk ikisi kız, sonuncusu erkek. Anladım dedim. Çünkü öyle bir anahtar cümle kurdu ki karakterle ilgili, ha evet bu adam böyle bir adam. Çünkü ona benzer çok fazla insan tanıdım. Dolayısıyla o rolü
senaryonun ve yönetmenin beklentisi doğrultusunda oynamak için o zaman artık elinizde bir malzeme var, bir hamur var yoğurabileceğiniz. Bu çok önemli. Bu olmazsa oyuncu kendi içinde boğuşmaya başlıyor ama yönetmen ve senarist bir dal uzatıp da o dala tutunabiliyorsa çok daha rahat yürüyor mesela. Bu arada şunu da ekleyeyim. Şimdi biz hani bahsettim, hani biz işte 6 günde yazdık senaryoyu ama bunun bir günü bizim karakter oluşturmamız da geçti, birlikte çalıştığımız. Yani bizim temel yanmıyorsam 62 tane falan gibi bir sorumuz var. Bunu karaktere sorarız. Yani benim ve Güristan'ın belli yerlerden aldığı, kendimizin oluşturduğu bu karakter kimdir, ne yapar, ne eder, geçmişi, günümüzü vesaire filan. Yani çünkü bunu bilmeden senaryo yazamazsınız. Yani tutarlı olamazsınız. Karakter hepsinin bir karakter analizi vardı zaten açıkçası. Yani ben zaten bireysel olarak zaten tanıyordum, benim hocalarıma benziyorlardı ama tutarlı olmak için, çünkü film atmosferi başka bir üretim biçimi. Yani gerçekliğin yeniden üretimi gibi de değil. Yani sizin oraya yeni bir tasarım, yani ona bir tasarım nesnesi gibi bakmanız gerekiyor. Benim rahatlatan kısmı orasıydı açıkçası. Ben ve Gülistan'ın biraz da karakter çalışması ve bu tür sorulara böyle cevaplar vermemiz. Peki şimdi bir okul, yani hani gerçekten orada kaç öğrenci var ve yani bu çocuklar, ergen çocuklar, nasıl oluşturdunuz o şeyi, hani okul neredeydi gerçekten, çünkü hani bir okul değil mi, yani hani oluşturulan bir yer değil orası. Evet, bir okul. Aha. Yani şöyle, şimdi arkadaşlarım... Yani çocukları dizginlemek, çünkü çok kalabalık, bayağı bildiğimiz hani böyle kendi gözümüzün önünde. Biz dizginliyorduk okul. Bağıra bağıra. Bir süre sonra gerçekten öğretmenmişiz diye davranıyorlardı. Evet. Bana soruyorlardı mesela bir şey oldu. Yani şöyle bir durum var. Şimdi Kanat ve Güristan benim çocuk oyuncuları yönetme konusu, yani yönetmede mahir olduğumu düşünüyorlardı. Ya belki bu doğru olabilir, hani bir iki tane çocuk benim geçmişimden gelen, kısa filmlerimden beri çocuklara çalışıyorum, benim de özel ilgi alanım ve bir, yani bunda spesifikleştiğimi düşünüyorum ama 500 taneyken çok zor. Yani nereden geldi çocuklar, yani hani oradalardı bir kısmı, orada. Yani ama hani bittiyse zaten mevcudiyet 493 gibi bir erkek okuluydu. Belli bir zaman sonra herkesi kullanmak zorundasınız. Örneğin Cansu'yu orada öğretmen diye kullanmak zorundasınız. Gerçekten öğretmen gibi görüyorlar. Diye mesela diyelim ki iki çocuk kavga etmiş, gelip Cansu'ya şikayet edebiliyordu. Yani hocam öğretmenim biliyor. Evet, yani o belli bir zaman sonra gerçeklik ve şey birbirine girdi diye düşünüyorum. Ama ben şey, filmde sevdiğim noktalardan biri de, yani hani gerçek meselesi, yani çok ciddi ve soru, hani büyük sorunlarımızdan biri olmasına rağmen, hani filmin içerisinde çok güzel, hani ne bileyim, mizah da var ve bu da böyle hani hayat gibi, işte şey yapabiliyoruz yani izlerken, böyle bizi de gülümsetebiliyor. Örneğin yani hani filmden belki biraz spoiler vereceğim ama hani herkesin gelip hani buzlu yerde kayması gibi örneğin. Evet, hani o soğukluğu iyice vermek ya da işte çocukların kendi aralarındaki diyaloğu, öğretmenle diyaloğu, gerçekten hani bizi güldüren o mizahı yakalamanız da bence gerçekten çok güzel. Ya evet, ya şimdi bütün, yani şöyle bir örnek verirsem eğer, yani komple gri bir duvarın üstündeki kırmızı bir leke çok dikkat çekiyor ve sizi aslında odaklamanızı sağlıyor. Komedi, yani filmdeki komediyi bu anlamda biraz işlemeye çalıştım aslında. Yani hem dışsal olarak filmin durum komedisini, o sistemin çarpıklığını bir şekilde bize gösterirken, hem de karakterlerin hissel olarak zeminin çok kaygan olduğunu ve herkesin ayağının bir an önce, yani ülkemiz gibi, bir de bakmışsınız ertesi gün ayağınız kaymış ve işinizi kaybetmişsiniz, evinizi kaybetmişsiniz, hapistesiniz vesaire vesaire. Türkiye'de zemin çok kaygan. Peki şimdi bizim ülkemizin sorunu ve yani film uluslararası festivallerde yarıştı ve çok sayıda da ödül aldı. Sizce yani herkesin diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde filmde kendinden bulduğu nedir? Yani hem oyuncu olarak size de sormak istiyorum, yönetmenimize de sormak istiyorum bu soruyu. Yani onları çeken neydi? Biz konuyu biliyoruz ve yaşanılan bir, hani belki işte
Kürt öğrencinin ana dilinin olmaması ve o hani Türkçe'ye adapte olması ya da işte oradaki zor yaşam koşulları belki hani bizim içinde olduğumuz bir durum ama peki uluslararası yani hani festivallerde yarıştığında onlar sizce neden etkilenmiş olabilirler? Yani birincisi filmin konusu çok basit. Yani herkesin bütün dünyadaki yani şu anda neredeyse yani dünyanın yarısındaki ülkelerde göstermiş durumdayız. Yani işte 63 tane festival var. Ve daha da çoğalacak bu 150'yi bulacaktır yani. Ve bir yere de gösterime gireceğiz. İnsanları yakalıyor çünkü çok yalın. Çünkü çocuk meselesi. Çünkü otoriter sistemler her yerde var. Ailenin içinde de bu tür durumları yaşıyorlar. En batıdan en doğuya kadar da. İş yerinde zaten böyle bir dopinge maruz kalıyor. Ya da ne bileyim sokakta yürüdüğü zaman böyle bir kendisine daha güçlü olan. Yani sorunsal biraz da yani insana dair olduğu için biraz da insanlar sevdiler diyebilirim. Ben en azından öyle görüyorum. Yani evrensel bir konu bu. Şimdi dünyanın yabancı olduğu bir sorunsallığı işlemiyor bu film. Yani Baskları tartışmıyor muyuz? İrlanda'yı tartışmıyor muyuz? Gazze'yi, İsrail'i tartışmıyor muyuz? Ya da Amerikan-Meksika sınırındaki meseleyi tartışmıyor. Yani bunların hepsinin bir şekilde değdiği, dünyadaki bu soruna değdiği bir konu var burada. Dolayısıyla bu filmi seyreden seyirci yalnızca Türkiye'de geçen bir şeyi izlemediğini çok hızlıca ayırt eder daha filmin hemen başlarında. Dediğim gibi o kuş bakışı bakışta zaten çok yerelde geçmesine rağmen evrensel bir konuyu anlattığını görüyorsunuz filmin. Seyirci dediğiniz şey de aptal değil. Özellikle de festival filmlerini izleyen seyircinin film izleme kültürü çok yüksek. O yüzden de çok rahat anlıyorlardır bence bunu. Sizin görüşleriniz Mehdi? Ya bence zaten dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamının böyle bir geçmişi, en azından böyle bir dönemi olan bir geçmişi var. Yani uzak bir konu değil onlara. Yani en basitinden Almanya 60-70 yıl önce Hitler gibi bir insanı gördü. Yani bu baskı toplumu, teklifleştirilme, belli bir şekle şemale sokulup öyle hayata atılmasını sağlanması bir bireyin. Bunları insanlar bütün dünyada yaşadı ya. Yani o yüzden çok uzak bir konu değil onlara bence. Bir İngiliz izlediğinde Hindistan geçmişi var. Evet. Tabii. Bir Cezayir geçmişi var bir Fransız izlediğinde. Herkesin kendinden bir şeyler buldu. Peki son olarak yine yönetmeninize sormak istiyorum. Şimdi filmi başlangıcında hani böyle sert sahneler görüyoruz. Ve bunu izlediğimiz zaman direkt Yılmaz Güney'in Duvar filmi aklımıza geldi. Öyle bir selam var mı Yılmaz Güney'e? Yoksa hani bilmiyorum. Siz cevap. Ya sonuçta Yılmaz Güney'in Yol filmi işte benim için ben beğendiğim film değil miyim? Beni ben yapan film. Yani o yüzden bizim için çok önemli bir yönetmen. Yani bir usta. Yani o dönemdeki yaşadıkları vesaire filan hani yani Duvar filminden çok, Duvar benim çok sevdiğim bir film değil bu arada, onu söyleyeyim yani, ama hani şey önemli bir mesele yine. Fakat Yılmaz Güney kendisinden de çok etkilendiğimi düşünüyorum açıkçası, o yüzden ona açık bir referans değil. Yani kendi, çünkü bizim banyolar öyleydi zaten, gerçekliği takip ettiğinizde bir şekilde herhangi bir tane işte Duvar'dır, ne bileyim Ferhadi filmleri, Romanya sineması, Kiarostami, Rus sineması vesaire filan gibi böyle insanlar bir referans istiyorlar insanlar. Bizim gerçekten referansımız sadece şeydi, edebiyattı yani. İkimiz de çok seviyoruz, ben de Gülistan'da. Yani oradan eğer etkilendiğim bir şey varsa gerçekten orası. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ve yolu açık olsun filmin. Bol ödüller aldı yurt dışından. Umarım aynı başarıları Türkiye'de de elde eder. Çok teşekkürler. Çünkü ilk premieri burada yapıldı değil mi? Evet. Türkiye premieri burada yapıldı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Festival heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.